ve hava şartları ne olursa olsun, yeryüzünün dört bir yanı bitkilerle doludur. Dünyamızda en çok rastlanan canlı türü bitkilerdir. Bunun bir nedeni, onların her ortamda yetişebilmeleridir. Havanın çok sıcak, toprağın devamlı yağan yağmurlarla nemli olduğu tropik ormanlarda her tür bitki yetişir. Dünyada bitkiye en çok rastlanılan bölgeler bu sıcak ve yağışlı bölgelerdir. Yetişmelerinin son derece güç olduğu ortamlarda bile birçok bitki türü vardır. Çöller çok sıcak ve kurak ortamlardır. Ama bu sıcak ve kurak ortamda bile bazı özellikleri olan bitki türleri yetişir. Kaktüs türü birçok bitki, aldıkları suyu uzun süren kuraklık günlerini geçirebilecek biçimde bünyelerinde depolarlar. Bakın, bu kaktüslerden birine su verince ne oluyor? Farkı daha iyi anlayabilmek için hareketi süratlendiren özel bir kamera kullanalım. Şimdi hangi kaktüsü suladığımızı söyleyebilir misiniz? Evet, sağdaki. Sağdakini sulamıştım. Bu kaktüs, toprağına verilen fazla suyu emip gövdesinde depoladığı için genişledi. Çöl iklimi olmayan, suyu bol ortamlarda bitkiler büyüyerek geniş otlaklar oluştururlar. Otlaklar, bitkilerin birbirlerine yakın büyüdükleri alanlardır. Kökleri toprağı halı gibi kaplayan bir tabaka oluşturur. Çoğu kısa gövdelidir. Ama aralarında uzayan bitkilere de rastlanır. Ve her yıl birçok yabani çiçek yeniden topraktan fışkırır. Ot tipindeki bu bitkiler yalnız otlaklarda değil, nehirlerde, su birikintilerinde, bataklıklarda da yetişir. Durgun su birikintilerinde yetişen bir bitki de nilüferdir. Nilüferler, geniş yuvarlak yaprakları sayesinde durgun sularda nazlı nazlı gezinirler. Tropikal iklimlerde, kıyı ve bataklıklarda büyüyen ağaçların kökü çamurlu topraktadır. Sulak arazilerde ağaçlar kümeler halinde büyürler. Dağlık alanlarla kuzey bölgelerinde ağaçlar büyük ormanlar oluşturur. Buralarda bol su vardır ve yılın bir kısmı hava oldukça soğuktur. Bu dönemde toprak ve ağaçlar karla örtülü kalır. Bu bölgelerdeki bitki ve ağaçların büyümesi soğuk iklim nedeniyle oldukça yavaştır. Güneş ışınlarının güçlenmeye başladığı ilkbahar günlerinde orman da canlanmaya başlar. Eriyen karlar toprağı su ile beslerken çiçekler de rengarenk görünümleriyle doğayı süslerler. Siz de yaşadığınız iklimde ne gibi bitkiler gördüğünüz bitki türlerini defterinize çizin. Bitkiler neredeyse her ortamda yetişir. Sulak yerlerde, kurak sıcak ortamlarda, soğukta ve hiç ummadığımız yerlerde bile bitkiye rastlarız. Hele hele özellikle kendi ellerinizle diker ve bakarsanız onun zevkine doyum olmaz. Şimdi bazı sorulara cevap verelim ve bitkilere rastlayabileceğimiz iklim ve toprak şartlarını görelim. Bu görüntü nerenin görüntüsüdür? Peki bu görüntü? Bu iki yerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? Bu bölgeler hakkında ne biliyorsunuz? Farklılıkları nedir? Gördüğünüz gibi, bitkiler her ortamda yetişebiliyor. Bu iki resim birbirine benziyor mu yoksa birbirinden farklı mı?
İkisi de birer bitki olduğuna göre benzeyen birçok yönleri var. Ama biri küçük, diğeri büyük. Demek ki benzemeleri bir yana, aralarında farklılıklar da var. Çevremizde tohumlardan büyüyen binlerce tür bitki vardır. Bunlar birçok yönden birbirlerine benzerler. Kökleri, bitkilerin topraktan su alıp beslenmelerini ve bulundukları yere tutunmalarını sağlar. Gövde, kökün topraktan aldığı suyu dal ve yapraklara taşır ve bitkiyi dik tutar. Yapraklar, güneş ışınlarını emerek bitkinin ihtiyacı olan besin üretimine katkıda bulunur. Tohumu olan bütün bitkiler bu üç bölümden oluşur. Kök, gövde ve yapraklar. Bitkiler birbirinden çok farklı biçim ve büyüklüklerdedir. Bazılarında bu bölümleri tek tek görebilmek için çok dikkatle bakmak gerekir. Örneğin çimen, ot tipindeki bitkilerde yapraklar uzun ve ince, gövde ise çok kısadır. Bu ise farklı bir ot tipidir. Mısır. Mısırı bir ot türü olarak düşünmemiş olabilirsiniz. Ama bakın, mısırın da aynı şekilde uzun ve ince yaprakları var. Diğer ot türlerinden farkı, mısırın gövdesinin diğerlerinden çok daha uzun ve büyük olmasıdır. Bu gördüğünüz bitki hurmadır. Hurmanın gövdesi kalın ve uzundur. Bu tür bitkilere ağaç türü deriz. Bazı bitkilerin yaprakları ince ve uzunken, bu kavak ağacının yaprakları düz ve geniştir. Kavak ağacı yaşlandıkça gövdesi uzar ve kalınlaşır. İlk başında çalı çırpı görünümündeyken zamanla kavak ağacına dönüşür. Ak ağaç gibi ağaçların da yaprakları geniş ve düzdür. Çam ağacının yaprakları ise diğer ağaçlardan farklıdır. Çam ağacının yaprakları diken gibi ince ve sivri olur. Çamların tohumları kozalaklarının içindedir. Her bir kozalağın içinde birçok tohum vardır. Mısır gibi bitkilerde ise tohumlar çiçeklerinin içinde oluşur. Bu bir tür mısır çiçeğidir. Rengarenk görünümlere sahip diğer çiçeklerden oldukça farklı bir görünümü var, değil mi? Üstünü örten yaprakları soyduğunuz zaman tohumları görebilirsiniz. Mısır koçanının üzerindeki her bir tane bir mısır tohumudur. Tohumların oluşturduğu bitkilerin çiçekleri ve yaprakları da birbirinden oldukça farklıdır. Bitkilerin benzer ve farklı yönlerini daha iyi gözlemleyebilmek için değişik bitkilerin yapraklarını toplayıp inceleyebilirsiniz. Ama unutmayın, bazı bitkiler zehirlidir. Bu nedenle tanımadığınız bir bitkinin yaprağını kesinlikle ağzınıza sokmamalısınız. Topladığınız yaprakları aynı şekilde bir arada biriktirin. Sonra birbirlerinden farklılıklarının ne olduğunu saptayın. Tohumdan yetişen bitkiler birbirlerine benzerler. Şimdi bir bitkinin üç ana bölümünü yüksek sesle söyleyin. Her bir bitkinin bir kökü, gövdesi ve yaprakları vardır. Yine de her biri bir diğerinden farklıdır. Çünkü hiçbir bitki türü bir diğerinin tıpatıp aynısı olamaz. Şimdi gelin bitkiler üzerinde birkaç cümleyle bir daha durup bazı soruların cevaplarını arayalım. Bu bitkinin kaç bölümü vardır ve bunlar nelerdir? Bu bitkinin bölümleri nelerdir? Görüntüde bir hurma ağacı ve bir çam ağacı var. Bunların benzer ve farklı yönleri nelerdir? Bitkilerle ilgili aldığınız bilgilere
bitkilerin büyümesiyle devam edeceğiz. Hayvanlar gibi hızlı olmasa bile bitkiler de hareket eder. Bakın, özel bir yöntemle çekilen fotoğraflar bize bu hareketi gösteriyor. Bu yöntem görüntüleri son derece hızlandırmakta ve bir çiçeğin açmasını bütün güzelliğiyle gözler önüne sermektedir. Bitkiler de canlıdır. Hayvanlar ve diğer canlılarda olduğu gibi sağlıklı olmak için bitkilerin de bir takım ihtiyaçları vardır. Örneğin su. Zaman zaman sulayarak onlara yardımcı oluruz. Yine de onların suyla beslenmesinin en iyi yolu yağmurdur. Yağmur tanecikleri yapraklardan süzülerek toprağa karışır. Oradan bitkilerin kökleri aracılığıyla alınan su, bitkinin suya ihtiyacı olan bölümlerine dağılır. Bitkilerin bir başka ihtiyacı da ışıktır. Bitkilerin güçlü ve sağlıklı olması için ışığa ihtiyaçları vardır. Bitkiler ayrıca besine de ihtiyaç duyarlar. Madeni gübreler bitkiler için güçlü bir besin kaynağıdır. Çiftçiler ekinlerinin büyüyebilmesi için çeşitli gübreler kullanırlar. Bu gübreler yağmur suyuyla karışıp eriyerek bitki kökleri tarafından emilir. Köklerin emdiği bu madenler bitkinin gövdesine geçer, buradan da yapraklara ve bitkinin diğer bölümlerine yayılır. Su, ışık ve madenlerden başka bitkiler besinlerini yapabilmek için havaya da ihtiyaç duyarlar. Yeşil yapraklar güneş ışınlarını kullanarak su ve madenleri besine dönüştürürler. Işık, su ve hava ile besin üretmek yaprakların ana işlevlerindendir. Besin yalnız olgunlaşmış bitkilerin değil, daha yeni filizlenen bitkilerin de ihtiyacıdır. Hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak elde edilen bu görüntülerden bir bezelye tohumunun gelişimini görüyoruz. Tohum yeterince suyla beslenince kökü toprağa doğru büyür. Gövdesi topraktan yükselerek ışık yönünde gelişir. Yapraklar, güneş ışınları, su, hava ve madenleri kullanarak bitkinin ihtiyacı olan besini üretirler. Bitkilerin nasıl büyüdüğünü kendiniz de bir deneyle görebilirsiniz. Bir bitkinin tohumdan filizlenmesine, gövde ve yapraklarının oluşup çiçeklerinin açılmasına kadarki görüntüleri ayrı ayrı kağıtlara çizin ve bu kağıtları sırayla üst üste yerleştirin. Yaprakları hızla çevirince bu gelişmeyi bir film şeridi gibi görebilirsiniz. Şimdi büyüyen bitkilerle ilgili bazı çekimler görelim. Burada neyin yanlış olduğunu görebiliyor musunuz? Bitkilerin gelişmesini ters bir oynatımla da olsa izlemek oldukça hoş bir şey, değil mi?